Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Babun fi fadlil bukai min haşyetillahinin ikinci dersini okuyoruz. Kitabın 452. hadisi. Ve anhu kimden rivayet edilmiş? Enes bin Malik'ten rivayet edilmiş radiyallahu anhu kal. Ne demiş? Demiş kale Ebu Bekir'in li Ümmer'e radiyallahu anhuma. Ebu Bekir Hazreti Ümmer'e demiş. Kim kime demiş Serhat? Hazreti Ebu Bekir Ömer'e demiş. Emin misin? Ben öyle mi dedim? Dikkatinizi dağıtmayın. Kale Ebu Bekir'in li Ümmer'e radiyallahu anhuma. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ümmer'e radiyallahu anhuma'ya demiş ki ne zaman? Ba'de vefati Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra demiş ya Ömer, intalik bina, çık bizimle ila Ummi Eymen. Bizimle çık Ummu Eymen'e gidelim. Nezuruha, onu ne ederim? Onu ziyaret edelim. Kema nasıl kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ki Allah'ın Resulü olmuştu yezuruha onu ziyaret ediyordu. Yani Allah'ın Resulü onu ziyaret ettiği gibi biz de Allah'ın Resulüne mutabaat ederek biz de onu ne edelim? Ziyaret edelim. Ummu Eymen biliyorsunuz Efendimizin yaşlı azat edilmiş bir caresiydi. Efendimizin caresiydi, yaşlıydı, onu azat etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun kaldığı evine, artık bir hücresi ne varmış, giderdi, sık sık ziyaret ederdi, halatını sorardı, ihtiyacı olup olmadığını sorardı. Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddık, ya Ömer, çık gidelim, biz de Allah'ın Resulüne mutabakat ederek Ummu Eymen'i ziyaret edelim. Felemma ne zaman ki inteheya nihayet buldular kim? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ileyha Ummu Eymen'e. Yani Ummu Eymen'in nihayette vardılar. Ne demek? Gittiler onun yanına vardılar. O bunları görünce beket neyti? Ağladı. Bekiyetin asli bekiyet ya mutharik makabli mefru ilfe kalb olmuş. Bekat ilka geldi. Elif gitti bekiyet oldu. Fekala dediler laha ona ma yubkike ma yubkike seni ağlatan nedir? Ey Ümmü Eymen niye ağlıyorsun? اَمَّا تَعْلَم۪ينَ sen bilmiyor musun ki اَنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında olan nimetler, güzellikler, hayrun daha hayırlidirler لِرَسُولِ sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah yanındaki güzellik, nimetler Allah'ın Resulü için dünyadan daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun? Yani Allah'ın Resulü'nü ağlıyorsan o daha güzel bir yere ne etmiş? Gitmiş. Bakın Ummu Eymen ne diyor? Kalet dedi ki inni ben la ebki ben ağlamıyorum ki enni ko ben la a'lemu ben bilmiyorum enne ma indallahi hayrun li rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Allah katındaki nimetler Allah'ın Resulüne dünyadan daha hayırlı olduğunu bilmediğim için bunu bilmiyorum diye ağlamıyorum. Ben de bunu biliyorum.
Ben de biliyorum ki Allah katındaki güzellikler, nimetler Allah'ın Resulü için dünyadan kat kat iyidirler. Ben bunun için ağlamıyorum ya. Velakin ebki, ben ağlıyorum. Ennel vahye kad inqata mine's semai. Ben bunun için ağlıyorum ki vahy semadan kesilmiş. Artık dünyaya vahy gelmiyor. Dünya vahyin bereketinden mahrum oldu. Dünya ve dünyadakiler vahyden mahrum oldular. Allah'ın Resulü'nün vefatıyla dünya vahyden mahrum oldu. Ben bunun için ağlıyorum. Feheyyecet huma. O ikisini heyecanlandırdı. Alel bukai. Buka üzerine ne etti? Buka üzerine onları heyecanlandırdı. Yani o da onları ağlamaya sürükledi. Onun bu cevabı onları ne etti? Ağlamaya zorladı, sürükledi. Feceala oldular o ikisi de. Yebki, yani ağlamaya başladılar. Ma'aha Ummu Eymen'le beraber onlar da ne ettiler? Ağladılar. Ravahu Muslimun. İmam Müslim bu hadisi rivayet etmiş. Ve kad sebege geçti bu hadis. Fi babi ehlil hayri. Babu ehlil hayrde de bu hadis geçmişti. Oldu. Bir münasebetle burada da tekrar edildi. Bu hadis hem babul hayrle ilgiliydi, hem babun fi fadlil bukayla ilgilidir. Onun için hem babul hayrde zikredildi, hem babu fadlil bukada zikredildi. Ve an İbni Ömer'e radiyallahu anhuma kal. Anlıyorsun Serhat. İbni Ömer'den rivayet edilmiş. Kal, İbni Ömer demiş. Lamma iştedde bi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve ca'uhu. Lamma, ne zaman ki iştedde, şiddetlendi bi Resulillah, Allah'ın Resulü'yle, ne şiddetlendi ve ca'uhu. Onun vaci'i, yani sancısı, ağrısı şiddetlendi. Ölüme doğru artık gidiyor ya. Kîlen lehu, ona denildi ki fis salati, namaz hakkında ona denildi. Ne demek namaz hakkında ona denildi? Ya Resulallah, namaz vakti girmiş, gecikiyor, senin yerine kim namaz kıldırsın diye soruldu. Kale, Efendimiz dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, mura emirdir. Cem-i müzekerdir. Muru Ebu Bekir'in, siz Ebu Bekir'e emir edin, felyusalli bin nasi, insanlara o namaz kılsın. Yani namazı o kıldırsın, imam o olsun. Fekalet Aişetu radiyallahu anha, annemiz Ayşe dedi ki, inne Ebu Bekir'in raculun rakiku. Ebu Bekir raculun rakikum. Rakik bir adamdır. Hazreti Ayşe diyor, ya Resulallah, Ebu Bekir rakiktir, yani ince kalpli, ince yürekli bir insandır. Senin yerine geçince, kıraat okumaya başlayınca, izâ kare'e okuduğu zaman galebehul buka'u. Buka ona ne ediyor? Galebet ediyor. Ağlamak onu tutar. Ağlamak onu zorlar. Kıraati okuyamaz, gerçekleştiremez. Annemize Ayşe'nin gayesi o değil. Hani akraba olarak Efendimiz'e kim yakınsa o öne geçsin. Ebu Bekir geçerse, babam geçerse belki fitne olabilir. Tabi bunu Allah'ın Resulü'ne açık söylemiyor. Mazereti farklı beyan ediyor. Fekale, Efendimiz demiş, muruhu, Ebu Bekir'e emredin, fel yusalli, namaz kılsın. Ve fil rivayetin an Ayşe'e,
annemizden gelen başka bir Ayşe rivayete göre annemiz Ayşe galet diyor. Kultu ben dedim inna Ebu Bekir izâ kâme mekâmeke senin yerine senin mihrabına geçince lem yusmi'in nâse kıraati insanlara işittiremez. Niye? Minel bukai ağlamadan dolayı. Muttefakun aleyhi. Hatta diyor bazı rivayetlerde annemiz üç sefer tekrar etmiş. Efendimiz üçüncü sefer demiş muru Ebu Bekir fel yusalli bin nasi inne kunne sevahibatu Yusuf. Bazı rivayetlerde bu da var. Kitabın 454. hadisine geldik. Ve an İbrahim ibn Abdurrahman ibn Avf. İbrahim bin Abdurrahman bin Avf'dan rivayet edilmiş. Ne rivayet edilmiş? Enne Abdurrahman ibn Avf'in radiyallahu anhum Abdurrahman bin Avf utiye bi ta'amin. Utiye bir ta'amin. Ona ne getirildi? Ona bir ta'am getirildi. Kime? Abdurrahman bin Avf, bu büyük sahabeye bir gün bir yemek getirildi. Sufre serildi. Ve kâne sâimen. Oruçlu idi. İftarını açmak için ona ne getirdi? Getirildi, ta'am getirdi. Getirildi. Tabi bir taamindeki temin tazim içindir. Zengin biriydi, ona biraz bolluk, bol taam getirirdi. Bizim gibi 5-6-7 çeşit değildi artık neyse. O zamana göre biraz bol bir sofra konurdu ona. O da oruçlu olduğu halde. Fakale kutile Mus'ab ibn Umeyr radiyallahu anhu. Mus'ab ibn Umeyr Efendimiz daha Medine'ye gelmeden önce onu muallim olarak Medine'ye göndermişti. Medinelilere Kur'an'ı öğretiyordu. İslam'ı öğretiyordu. Diyor Mus'ab bin Umeyr şehit düştü Uhud dağında. Ve huve hayrun minni. Benden daha hayırlıydı. Benden neydi? Daha hayırlıydı. O şehit düştü. Felem yücel bulunmadı lehu ona ma o kefen ki yükefenut kefen edilsin fihi onda. Yani kendisinde kefen edilecek bir kefen bulunmadı. İlla burdeten onun bir burdeti vardı. Bir kürkü, bir cübesi vardı. O da böyle bol, büyük bir burdet değildi. İn guttiye eğer örtünseydi in gutiye eğer örtünseydi biha o burdetle resuhu eğer başını örtünseydi başa doğru çekilseydi başını kapatsın denilseydi bedet riclahu ayakları ne olurdu zahar olurdu dışarı çıkardı ve in gutiye eğer örtünseydi biha o ridde burdetle riclahu eğer ayakları örtünseydi bedan re'suhu başı dışarı çıkardı. O şehit oldu. Onu kefen edecek kadar elbisesi yoktu. Sümme bu site genişlik yapıldı. Bolluk yapıldı lana bize mine dünya. Dünyadan bize bolluk yapıldı. Ma bu site. Ma yani sümme bu sitelena mine dünya ma bu site. Yani genişlenen genişlendi. Yani gittikçe dünya bize ne oldu? Genişlendi. Bolluk oluştu. Bakın bu sitelena mine dünya ma mai mevsuledir. Bu sitenin neyidir? Naibul faalidir. Sümme bu sitelena mine dünya ma bu site. Yani bol olan bol kılındı. Yani bol bol nimetler verildi. Ev kâle yahut Abdurrahman öyle değil de böyle demiş. Şeyh Ravi'dendir.
U'tina mine dünya ma u'tina. Dünyadan bize verilen verildi. Bakın sofremize bakın. Arpa, ekmeği tam yiyemiyorduk. Bol hurmayı bulamıyorduk. Ama şu an dünyadan bize verilen verildi. قَدْ خَش۪ينَ Ben korkarım ki اَنْ تَكُونَ اُلَا حَسَنَاتُنَا Bizim hasenatlarımız, iyiliklerimiz üccilet. Tacil edilmiş lena bize. Yani hasenatlarımızın karşılıkları korkarım ki bu dünyada bize verildi. Dünya bize bol kılındı ya, o hasenatlarımızın karşılığı korkarım ki budur. Bizim hasenatlarımız ne yapıldı? Bize dünyada aceleye getirilmiş. Ne demek? Hasenatların karşılığı korkarım ki dünyada bize verildi. Süme ceale sonra başladı yepki, ağlamaya başladı. Hatta tereke taame, o taami bile oruçlu olduğu halde yemedi, terk etti. Ravahul Bukhari. Bakın hasenatlar çoktu. O bolluk da şu an o zamanın en zengini neredeyse bizim şu an en fakirimiz kadar ancak idi. Biz hasenatlarımız az, nimetlerimiz bol. Biz de korkmalıyız ki bizim hasenatlarımızın karşılığı bu dünyada bize verilmiş, fazlası da verilmiş olabilir. Allah muhafaza etsin. 455. hadise devam ediyoruz. Ve an Ebi Umamete. Kimden rivayet edilmiş? Ebi Umamete'den. O da Suda İbni Aclan'ındır. Ebi Umamete künyesidir. Sudeyyin ismidir. Beni Aclan, Aclan oğludur. El-Bahili radiyallahu anhu bir de nedir? Bahili kabilesinden idi. Ondan rivayet edilmiş. O da Ani Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Allah'ın nebisinden rivayet etmiş. Kal, Allah'ın nebisi demiş. Ne demiş Allah'ın nebisi? Leyse şey'un ahabbe ilallahi ta'ala. Allah katında Allah'a nispeten hiçbir şey sevimli değildir min katreteyni. İki katre, iki damladan ve eserini iki eserden. Yani Allah katında iki damla var çok kıymetli, iki eser var çok kıymetli. O iki damladan, o iki eserden ne? O iki damladan, o iki eserden daha sevimli bir şey Allah katında yok. O iki damla nedir? Allah katında çok sevimli olan iki damla ne? Katreti dumu'in, dumu' gözyaşları demek. Gözyaşlarının damlasıdır min haşyetillah. Allah korkusundan gözyaşının damlasıdır bir. İkincisi ve katreti demin bir daha kan damlasıdır. O kan damlası ki tuhraku fissebilillah Allah yolunda dökülüyor. Demek Allah katında o en çok sevimli iki damla bir Allah yolunda dökülen kan damlası, ikincisi Allah korkusundan gözden dökülen gözyaşının damlasıdır. Peki iki kıymetli damlalar bunlar. İki kıymetli eser nedir? Ve emmel eserani o iki eser fe eserun fi sebilillahi bir Allah yolunda bir eseri bırakmak. Diyelim adam savaşta kafasından yara almış bir iz kalmış. Parmağı kopmuş orada bir iz kalmış. Vücudun herhangi bir yerinde darbe almış, iyileşmiş orada iz kalmış, belirti kalmış. O Allah katında çok kıymetlidir. Bir de ve eserun fi faridati min faraidillahi taala. Bir de Allahu Zülcelal'ın feraidlerinden herhangi bir feridede eser bırakmaktır. Ve eserun fi faridati min faraidillahi taala. Allahu Zülcelal'ın feraidlerinden herhangi bir feridenin eseri. Bu nasıl oluyor? Diyelim adam ne etmiş? Abdest almış, yüzü yaş, abdest belirtisi. Veyahut da çok secde yapmış, kapı, alnının ne olmuş?
alnında iz oluşmuş. Veya çok secde yapmış yapmış dizlerde belirtiler oluşmuş. Çökmedir, kalınlaşmadır, neyse. İşte bu iki eser Allah katında kıymetli. Gözyaşı, Allah yolundan dökülen kan çok kıymetli. İkincisi, savaştaki kişide, savaştan dolayı kalan eser, feraidleri yerine getirirken orada kalan eser çok kıymetlidir. Ravahu Tirmiziyyum, İmam Tirmizi bu hadisi rivayet etmiş. Ve kâle hadisun hasenun, Tirmizi ne demiş? Bu hadis de hasendir. Başka ne var? Ve fil babi ahadisu kesiretun. Bu babda çok hadisler daha var. Bu babla ilgili bir sürü hadisler var. Ahadisu gayre munsarıftır. Mesabih veznindedir. Gayre munsarıftır. Tenvin onun için dahil olmuyor. Ama kesiretun munsarıftır. O tenvinli gelmiş. Ahadisu kesiretun. Minha hadisul irbad ibn-i Sariye radiyallahu anhu. O hadislerden biri de İrbad bin Sariye'nin hadisidir. Kal ne demiş? Ve azana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü bize ne etti? Vaiz etti bir gün. Mev'izeten öyle tesirli bir vaiz etti ki vecilet korktu. Vecilet ne demek Ahmet? Korktu. Minha o mev'izeden el kulubu. Kalpler ne oldu? Korktu. Ve zerifet döktü, döküldü. Minha o mevizeden ne döküldü? El uyunu, gözler döküldü. Yani gözlerin yaşı döküldü. Bir gün Allah'ın Resulü öyle bir vaaz etti ki o vaazdan dolayı kalpler korktu, gözler yaş döküldü. وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ النَّهِي عَنِ الْبِدَعِ وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ النَّهِي عَنِ الْبِدَعِ Bu hadis بَابُ النَّهِي عَنِ الْبِدَعِ de geçmiş ama bu babın münasebetiyle burada zikredildi. Hem orada zikredildi, hem burada ne edildi? Zikir edildi. 54. bab bitti, 55. baba geldi. Babun fi fadli zuhdi fi dunya vel hassi ala taqalluli minha ve fadlil fakri. Olduk. Yeterli olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب